Merhaba arkadaşlar. Ojdanus kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Buderus, şurada modeli yazıyor. Logo Max Plus GB012 kombimiz. Uzun bir süre boyunca kullanmadıktan sonra kullanmaya çalıştığımızda kombi sıcak su veriyor fakat peteklere giden su çalışmıyor. Şu anda arkadaşlar dereceyi burada sıcak su ve radyatör derecesini 65 derece yapmamıza rağmen kombi çalışmıyor fakat derece otomatik olarak yükseldi. Şu anda göreceksiniz birazdan. 85 dereceye kadar kendisi yükseldi fakat peteklerimiz ısınmıyor. Arkadaşlar bunun sebebi bir pompa kilitlenmiş olabilir. İkincisi filtrelerde ciddi bir tıkanıklık olabilir. Bunun sebebini öğrenmek için burada vidalarımızı söktüğümüzde bunu aşağı çekiyoruz. Evet arkadaşlar bunu aşağı çekip indirdiğimizde burada bir pompa kısmımız var. Öncelikle kontrol etmeniz gereken pompa sıkıştıysa sorun yapabilir. Şöyle bir durumda var. Petekleriniz en az 3 petek ve daha fazlası açık olmak zorunda. Eğer daha az peteğiniz açıksa pompa yine sıkışma yapabilir. Şu anda şu ortadaki vida kısmını sola doğru çevirerek havasını almanız gerekiyor. Su gelecektir burada. Kirli bir su gelecektir. Evet, şu anda ufaktan kirli bir su geliyor. Şu anda kombiyi tekrar açıp kapatalım. Şuradan kapatalım. Kombimizi kapattık. Şu anda tekrar açıyorum. Şu anda şalterimizi açıp kapadık kombi. Ses geliyor şu anda. Biraz sonra muhtemelen ateşleme yapacak. Bir derece düşmeye başladı. Petekleri de kontrol edeceğiz ısıtıp ısıtmadığını. Evet, sesini duyuyorsunuz. Pompayı hava aldıktan sonra şu anda su sesi gelmeye başladı. Yani sirkülasyon yavaş yavaş muhtemelen yapmaya başladı. Şu an ne derece aşırı yükseldi. Evet, şu anda derece düşüyor. Şu anda pompa sıkıştığı için dönmüyordu. Şu anda tornavida ile bir şekilde 360 derece şeklinde döndürebiliyoruz. Az önce hiç dönmüyordu bu. Muhtemelen bu kombi pompa sıkıştığı için çalışmıyordu ve ani derece yükselerek pompa çalışmadığı için ani su ısınarak derece termostat sensörde sıcaklığı gördüğü için kombiyi kapatıyordu. Şu anda pompamızın sıkıştığı kısmı şu anda tornavida yardımıyla hareket ettirerek pompayı döndürdük. İçindeki kireç ve benzeri pislikler şu anda o yüzeyden kalktığı için muhtemelen kombimiz biraz sonra çalışacaktır. Evet, şu an denemeye geçelim. Evet arkadaşlar, motor blokeydi. Şu anda çalışmaya başladı. Tornavida yardımıyla arkadaşlar saat yönünde çeviriyoruz. Ama tabi kombi kapalıyken yapın bunu. Yoksa evin zarar verebilir, sorun edilmiyor. Şu anda pompamız çalışıyor. Motor blok olduğu için arkadaşlar uzun süre kombi çalışmadığında içindeki kireç ve pislikler motoru bloke eder. Ve bu şekilde çalışmamız sorunu olur. Şu anda kombimiz çalışmamız sorunu muhtemelen çözülecek. Kombimizi açıyoruz. Evet, şu anda kombimiz açıldı. Ateşleme yapıyor. Evet, şu anda muhtemelen ateşleme yaptı. Pompamız zaten dönüyor.
Arkadaşlar af su gelir. O çok önemli değildir. İçinden su gelir. Normal o. Şu anda kombimiz muhtemelen yavaş yavaş derecesi yükselecek. Evet 23,5, 24. Şu an derece yükseliyor. Kombimiz şu anda çalışıyor. Evet arkadaşlar derecemiz yavaş yavaş yükseliyor. Dediğimiz gibi şu anda sorunumuzu çözdük. Arkadaşlar kombiniz uzun süre çalışmıyorsa veya her kış başlangıcında kombiniz sıcak su çeşmeye sıcak su veriyor, petekleri çalışmıyorsa ilk yapmanız gereken kombinin ortadaki vidasını sökerek hava almış mı ve tornavidayla kapalıyken kombiyi hafiften çevirerek yol vermeniz gerekiyor. Bunu yaptığınızda kombiniz hatası gittiğini göreceksiniz. Tekrar buraya pompamıza bu vida kısmını takıyoruz. Saat yönüne doğru çevirdiğimizde sıkılacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Abone değilseniz abone olmayı ve bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.